Suriye krizi 2011'den itibaren devam ediyor ve sorunu çözmek için pek çok uluslararası girişim gündeme geldi. Cenevre süreci var, Astana süreci devam ediyor ve şimdi de İstanbul'da bir oluşum ortaya çıktı. Geçtiğimiz cumartesi günü bir dörtlü zirve yapıldı. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri Suriye için bir araya geldi. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Suriye ile ilgili toplanan dörtlü zirveyi ele alacağız. Amaç neydi, ne işe yaradı bunu Suriye konusundaki uzman arkadaşlarımızdan, uzman gazeteci arkadaşlarımızdan Musa Özuğurlu ile değerlendireceğiz. Hoş geldin Musa. Merhaba. Bu zirve, dörtlü zirve amacı neydi? Nereden çıktı böyle bir zirve fikri? Benim tahminim şu. Suriye tabii uzun bir süreç içerisinde aslında bu dörtlü zirvede yer alan ülkelerden 3 tanesi, yani Rusya'yı dışarıda bırakacak olursak 3 tanesinin diğer biraz sonra adını sayacağım ülkelerle birlikte Suriye konusunda hareket ettiğini biliyoruz. Fakat zaman içerisinde bu ittifak çatırdadı ve birçok ülkenin Suriye ile ilgili beklentileri ve pratiği değişti. Ve işte böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de daha etkin bir rol almaya başladı ve şimdi gelinen son aşamada Suriye ile ilgili olarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir görüş ayrılığı var. Rusya çok bariz bir şekilde 2015'ten bu yana Suriye'de çok etkili. Dolayısıyla yeni bir ittifakın doğmasına ihtiyaç hasıl oldu şeyden, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler arasından Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Fransa, Almanya gibi ülkeleri yanına aldı ve Suriye ile ilgili Rusya'nın devam ettirmekte olduğu sürece alternatif bir oluşum oluşturdu. Tabii grup. Astana'ya karşı, evet, küçük grup adını verdikleri bir grup oluşturdu. Fakat bu gruba baktığımız zaman aslında demin az önce ifade ettiğim gibi, yani Rusya ile ve Türkiye ile ve Suriye'nin bizatihi kendisiyle çatışan bir grup olduğunu görüyoruz. Oysa bir tarafta daha önce bu grupla hareket eden Türkiye'nin beklentileri artık tamamen değişti. Çünkü ortaya Suriye'nin kuzeyinde Kürt dinamiği çıktı ve şimdi Türkiye için birinci güvenlik sorunu haline geldi. Ve Türkiye bu anlamda şimdi bir takım konularda anlaşamasa da global anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sorunlar ve işte Rusya ile yakınlaşmasından dolayı Rusya ile birlikte hareket ediyor Suriye'de. Hatta daha önce İran'da Türkiye'nin aslında karşı kampında yer alıyordu. Fakat bölgesel bir takım gelişmelerden dolayı şimdi Türkiye ile İran arasında da konjonktürel bir birliktelik olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla Erdoğan bu şeye, ya daha doğrusu Türkiye diyelim daha doğru olur, Türkiye bu oluşuma, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Small Group adını verdiği oluşuma alınmadı. Ve buna alternatif oluşturmak üzere Erdoğan'ın böyle bir toplantıyı düzenlediğini zannediyorum. Çünkü bir şekilde artık Suriye'de diğer taraf, yani diğer ülkeler bir politika uygulayacaksa, Türkiye'nin her zaman iddiası şu, bölgede bize rağmen herhangi bir politika uygulanamaz. Ve bunu daha da özelleştirecek olursak, Suriye sonuçta Türkiye'nin sınırdaşı bir ülke ve Türkiye, ya burada Türkiye'nin sorumluluğu nedir ne değildir bunu tartışmıyorum, ama bu aşamadan sonra gerçekten de birinci derecede bütün gelişmelerden etkilenecek veya gelişmelerin bir kısmını etkileyebilecek olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Hatta son dönemde bunu görüyoruz. Yani işte İdlib meselesinde mesela Rusya'nın Türkiye'ye verdiği önem, Türkiye'nin pratiği, çünkü örgütler üzerinde bir takım etkileri var. Aynı zamanda işte Kürt meselesiyle ilgili olarak Türkiye bunu çok önemli bir güvenlik tehdidi olarak görüyor kendisine ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu nedenle aslında çok sert bir çatışma içerisine girmiş durumda. Son günlerde hele hele Fırat'ın doğusu tekrar gündeme gelmeye başladı ki önümüzdeki günlerde eğer Türkiye iddialarını ya da müdahale söylentilerini pratiğe dökerse çok daha sert bir süreç başlayabilir. Dolayısıyla Türkiye burada inisiyatif almaya çalışıyor. Fakat diğer o işte small group içerisinde yer alan ülkelerin Türkiye ile aynı politikaları gütmemesi veya Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate almaması nedeniyle Erdoğan kendi grubunu oluşturmaya çalıştı ve böyle bir daveti yaptı. Zaten toplantıda da hatırlayacak olursak Macron'da, Merkel'de açık açıklamalarında Erdoğan bizi davet ettiği için kendisine teşekkür ederiz ifadesini kullandılar ki bu da zirveyi
Erdoğan'ın düzenlediği anlamına geliyor zaten. Tabii açıkça. ABD'nin bulunmaması, ABD'nin etkisinin bölgede Suriye'de azaldığı yorumlarına yol açtı. Bir de İran'ın, Astana'nın üçüncü faktörü olan İran'ın yer almaması acaba sorusunu gündeme geldi. Getirdi. Nedir bunların yer almaması? Yani İran orada temsil edildi zaten. Rusya tarafından edildi. Tabii yani çünkü İran'ın zaten politikası şu. İran hani birçok işte Orta Doğu'da birçok yerde aslında dinsel olarak da işte bunu tabii Şii Sünni anlamında söylüyorum. Tarihsel olarak da işte Fars Arap anlamında söylüyorum. İran antipatiyle yaklaşıldığını kendisine yönelik olarak biliyor ve bu nedenle aslında politikalarını daima İran sessiz bir şekilde yerine getirmeye çalışır. Yani Suriye içerisinde de işte mesela daha çok biz Hizbullah'ı görüyoruz. Yani İran'ı değil. İran'ın mesela resmi olarak işte evet bir danışman düzeyinde subayları var ya da istihbari anlamda Suriye'ye destek oluyor ya da maddi anlamda oluyor. Ama mesela İran özel birlikleri hiçbir zaman için Suriye'de bulunmadılar. Vekalet yani, yöntemini aktif. Aynen vekalet yöntemini kullanıyor. Irak'ta da aynı şekilde aslında bir Haçlı Şabi'yi mesela hani yardım etti ve onu oluşturdu. Kendisi oluşturmadı ama yardım etti ve kendisine mal etti bir şekilde. İran'ın böyle bir politikası var. Dolayısıyla İran'ın burada bir ısrarı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde İran'a yönelik zaten bir uluslararası hamle, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin tek yönlü bir hamlesi başlayacak ve buna işte Suudi Arabistan ya da bazı Körfez ülkelerinin de katılması da hani bekleniyor. Dolayısıyla İran ne kadar sessiz kalırsa evet o kadar iyi olur. Ha ikinci taraf da şu, Fransa ve Almanya evet bir taraftan işte P5+1 hani ülkeleri olarak evet İran'ın hakkını teslim ediyorlar şey konusunda, nükleer konusunda ama başka birçok konuda da eleştiriyorlar. Hatırlayalım Merkel'in İran'ın işte şeyde Orta Doğu'daki faaliyetlerinden endişe duyuyoruz açıklaması da vardı. Dolayısıyla ikili bir politikaları var İran'a karşı. Üçüncüsü zannediyorum Türkiye bir şekilde çok açıktan şu anda İran'la birlikte görünmek istemedi ve anladığım kadarıyla İran aslında vekilini oraya gönderdi. Yani Rusya aynı zamanda İran adına da konuştu orada. Dolayısıyla İran evet bu görünmemesi peki, yani böyle bir mantığı olabilir. Liderler İran'da. Konuştular 4,5 saate yakın falan konuştular, bir şeyler açıkladı, ortak açıklama, basın toplantısı yaptılar. Ne getirdi? Sen bütün bunları süzgecinden geçince bu zirve, dörtlü zirve ne getirdi Suriye konusunda? Ya şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. Suriye'de 2011'den bu yana devam eden bir strateji var ve bu strateji Şam'la Moskova'nın koordinasyonunda devam ediyor. İran'ın da tabii aynı zamanda katılımıyla devam ediyor. Ve bunun dışında diğer yani Suriye yönetiminin gitmesi gerektiğini savunan ülkelerinde farklı bir ajandaları var, farklı hedefleri vardı. Yani önce işte yönetim tamamen gitsin, sonra işte Esad gitsin, az zamanı kaldı, 3 ay sonra gidecek, 5 ay sonra başka bir şey olacak. Sonra Suriye'de kendi nüfuz alanlarını oluşturmak üzere bir takım oluşumlara gitmeye çalıştılar. Yani Sünni, Alevi devletçikleri oluşturmaya çalıştılar. Fakat bunların hiçbirisi başarılı olmadı. Şimdi bu zirveye katılan, çok ilginç bir zirve bu. Yani zirveye katılanlara bakıyoruz, önceden rakiptiler zaten. Yani birbirleriyle savaşıyorlardı resmen. Çünkü Fransa ve Almanya bir taraftan işte az önce aslında o small gruptan Erdoğan'ın çaldığı iki ülke olarak görüyorum ben onu. Ama bu tabii bu iki ülkenin de Erdoğan'ın her dediğine evet dediği anlamına gelmiyor. Sadece bu ülkeler aynı zamanda bir bölgesel güçtür Türkiye. Dolayısıyla Erdoğan'ın tırnak içinde hatırını kıramadıkları için burada bulundular zannediyorum. Ama bu ülkelere baktığımız zaman Türkiye ile birlikte Rusya'ya ve Suriye'ye karşı savaşıyorlardı. Şimdi durum değişince bu sefer Türkiye Rusya ile birlikte bu ikisini de ortada hani görebileceğimiz bir pozisyondalarsa eğer şu anda yanına çekmeye çalışıyor. Ama ikisinin beklentisi farklı, Türkiye'nin beklentisi farklı, Rusya'nın beklentisi farklı. Dikkat edelim mesela açıklamalarda şey var. Suriye konusunda evet bir işte mutabakata vardık dedikleri anda aslında Fransa ve Almanya'nın değişik bir şey kastettiğini görüyoruz. Türkiye'nin farklı bir şey kastettiğini görüyoruz. Rusya'nın farklı bir şey kastettiğini görüyoruz. Rusya mesela şunu kastediyor. Rusya tam bir bütünsel çözüm içerisinde Suriye'de artık bütün işte bu çatışmaların durmasını, uluslararası toplumun bir şekilde Suriye yönetiminin
meşruiyetini kabul etmesini ve bu doğrultuda da muhaliflerin de tabii masaya oturarak yönetimle birlikte bir uzlaşı içerisinde yeni bir anayasa çıkartmasını, bu anayasaya göre şeffaf seçimlerin yapılmasını ama buna Esad'ın da katılabilmesini öngörüyor. Dolayısıyla kapsamlı bir çözüm Rusya açısından bu ki Esad'ı dışlamayan bir tabii ki. Astana'da da böyle. Putin'in ama, herhalde bir çıkışı oldu, enteresan değil mi? Yani evet, için evet. Yani liderlere biraz sert bir tepki gösterdi. Tabii. Bu da aslında şunu gösteriyor. Yani masada muhtemelen görüşme sırasında da aralarında çok sert rüzgarlar esiyordu zaten. Çünkü şuna baktığımız zaman, gerçekten de pratiğe baktığımız zaman, Fransa ve Almanya'nın Suriye'de yapacak hiçbir şey yok şu anda. Bir söz hakları yok. Çünkü orada sahada var olan ve sahada savaşan ülke aslında Rusya. Ha, Amerika'nın bile aslında bu ikisinden daha fazla bir söz hakkı var. Yani az önce mesela Amerika'nın hani etkisinin azaldığı, aslında bunu evet, yani iki şekilde cevaplayabiliriz. Hem evet diyebiliriz hem de hayır diyebiliriz. Hayır, çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen Kürt yoğun bölgede işbirliğini devam ettiriyor. Hatta Rusya'nın Amerika'yı işgalci olarak tanımlamış olmasına rağmen bunu devam ettiriyor ve bundan sonra ne yapacağını bilmiyoruz. Evet. Ama bu toplantıya bağlı olarak evet değil. Bu aslında işte Orta Doğu'da bir şey var. Yani bir direniş kültürü var, öyle ya da böyle. Mesela Amerikalıların bir geçmişte bir Lübnan deneyimi vardır. Yani 1982'de hani Hizbullah'ın yapmış olduğu eylemler sonrası Amerikalılar apar topar gitmişlerdir. Çünkü yaklaşık 200 Amerikan askeri hayatını kaybetmiştir bir saldırıda. Dolayısıyla Amerika'nın böyle hassasiyetleri var. Yarın herhangi bir şekilde bu bölgelerde bu direniş kültürü eğer harekete geçerse Amerika Birleşik Devletleri zaten burada barınamaz. Bunu ama bu ülkelere, yani bu toplantıya katılan ülkelere bağlı olarak söylemiyorum. O nedenle hem evet hem hayır diyebiliriz. Peki son olarak İdlib konusu var. Şimdi liderlerin bu konudaki açıklamaları da, vurguları daha doğrusu farklıydı. Herkes bir barış çözümü, diplomasi çözümü vesaire dedi. Ama Putin onun dışında mutlaka teröristleri temizlemek için bir operasyondan da bahsetti. Bu anlamda İdlib de bu liderleri birleştiren değil, ayıran bir nokta olarak orada dikkat çekmedi mi? Evet. Şöyle bir şey var. Mesela aslında oraya operasyon yapılmasına kesinlikle her şartta karşı olan 3 ülke var. 3'ü. Yani Türkiye, Fransa ve Almanya. Türkiye'nin şeyi şu, öngörüsü şu. Eğer Suriye yönetimi herhangi bir şekilde İdlib'i ele geçirirse, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Türkiye'nin oluşturmuş olduğu nüfuz alanlarına daha sonra yönelecek. Zaten uluslararası hukuka göre Türkiye şu anda orada davetsiz bir şekilde bulunuyor ve Suriye de bunu zaman zaman gündeme getiriyor. Dolayısıyla sıra oraya gelecek. Ha, ondan önce tabii Kürt bölgesiyle ilgili gelişmeler mi yaşanır, başka bir şey mi olur, onu bilemeyiz şu anda, kestiremeyiz ama eninde sonunda oraya gelecek bu. Türkiye bunu öngörüyor. İkincisi, orada yine Suriye ordusunun herhangi bir şekilde bu cihatçı gruplara karşı zafer kazanması durumunda bu cihatçılar nereye gidecek? İşte iki ülkenin endişesi biraz da buradan kaynaklanıyor ama aynı zamanda şundan da kaynaklanıyor. Artık İdlib şu anda son kale. Yani bu ülkelerin işte bu terörü ya da teröristleri desteklediği anlamında söylemiyorum. Aslında bu buna yönelik birçok iddiada, somut iddia hatta söz konusu ama konumuz bu değil. Fakat şöyle bir şey var. Bu rasının Esad tarafından alınması durumunda, yani geri alınması durumunda Esad zaferini tamamen ilan etmiş olacak. Askeri operasyonlar aslında bitmiş olacak. Geriye bir tek siyasi bir durum kalacak. O da Kürtlerle ilgili durum. Ha, o da her an bir askeri duruma dönüşebilir. Ama şu anda kimsenin niyeti o değil. Çünkü böyle bir şeyin olması durumunda Kürtler tarafından da, işte Suriye ordusu tarafından da çok büyük kayıplar verilebilir. Ve o iş farklı bir yere doğru gidebilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yerde, sahada gücü var. İşte Rusya'nın sahada gücü var. Türkiye bir tarafta bekliyor. Dolayısıyla o mesele çok daha farklı bir mesele. Ama İdlib'le olarak, ilgili olarak Türkiye etkisini kaybetmek istemiyor. İki ülke Esad'ın kazanmasını istemiyor. Rusya da hayır efendim, siz ne derseniz deyin, burada teröristler var ve eninde sonunda burası Suriye'ye geri verilecek diyor. Israr bu. Çok teşekkürler. Musa Özgür ile konuştuk. Suriye'deki gelişmeleri ve Suriye ile ilgili bir çözüm odağı olarak uluslararası planda ortaya çıkan İstanbul Dörtlüsü'nü, yani Türkiye'nin, Rusya'nın, Almanya'nın ve Fransa'nın liderlerinin İstanbul'da yaptıkları zirve ile paylaştığı konuları bir ortak metin imzaladılar ama Merkel'in de, Alman lider Merkel'in dediği gibi epeyce yaklaşım farklılıklarıyla birlikte imzaladılar. Bu konuyu ele aldık şimdi. Yeni konularla tekrar bir arada olacağız.